dünyamız, şimdilerde içinde barındırdığı yaşamın tohumlarını çok uzun zaman önce atmıştı. Bu tohumlar zaman içerisinde büyüdükçe yeryüzünde değişiklikler meydana geliyordu. Öylesine fazla hayvan ve bitki yok olup yerini bugünkü nesillere aktarmıştı ki bu değişimleri anlatmak gerçekten çok zor. Bu videoda sizleri bu aktarıma ortak edecek ve nesli tükenmiş çok ilginç türleri inceleyeceğiz. Hazırsanız zaman yolculuğu başlıyor. Birinci sırada Deinotherium var. Deinotherium, isim olarak berbat canavar anlamına geliyor. Görünümleriyle neredeyse birebir günümüzdeki filleri andıran bu canlı, dünyanın orta miyosen döneminde ortaya çıkıp erken pleistosene kadar sağ kaldı. Bu süre içerisinde oldukça az bir değişim geçirdi ve bilgi haznemize günümüzdeki fillerin bir akrabası olarak kayıt edildi. Yaşadığı dönem içerisinde de yüksek ihtimalle çağdaş fillerle ortak bir fenotipe sahipti. Yalnızca alt dişleri çenesindeydi ve aşağı doğru kıvrılmış konumdaydı. Aynı zamanda çağdaş fillerden daha iri olduğu da biliniyor. Deinotherium, dünya üzerinde yaşayan en büyük memeli cinslerden biri olarak kabul edilmektedir. Yaşamlarını ormanlık ve sulak alanlarda geçirdiği tahmin edilen Deinotheriumlar, müdafaa dişlerini çalıları, dalları tutmak ve seçerek bitkileri, yemişleri yemek için kullanıyorlardı. Bu ilginç hayvanların Girit'te çok sayıda fosili bulunduğu için, özellikle kafatasına bakarak antik Yunan insanlarının bu fosilleri efsanevi devlere ait kalıntılar sandıkları düşünülmektedir. Sonuçta antik Yunan döneminde bu fosillere ait hikayeler ve efsanelerin ortaya çıktığını tahmin etmek pek de zor değil. İkinci sırada Dodo var. Dodo ya da diğer bir ismiyle Mauritius Dodosu, güvercinler familyasına ait Mauritius'ta yaşamış ancak soyu 17. yüzyıl sonlarına doğru tükenmiş bir kuş türüdür. Fizyolojileri arasında bildiğimiz kuşlarla bazı farklar mevcuttur. Dodolar 1 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında olarak kayda geçmiştir. Uçamayan bir kuş türü olan dodolar, kendi cinsi içerisindeki yegane tür olarak kabul edilmiştir. Yerde yuvarlandığı, meyveleri tüketerek yaşamını sürdürdüğü ifade edilen bu kuş, doğrudan insan etkinliğine bağlı olarak soyunu tüketmiştir. Yani avcılık ve çeşitli diğer insan kaynaklı sebepler, dodoların soyunun tükenmesine yol açmıştır. Bu ilginç kuş türünden tarih sahnesinde ilk olarak bahsedenler 1598 yılındaki Hollandalı denizcilerdi. Mauritius'taki kemiklere ve kalıntılara istinaden dodoların yaşam alanlarının düşük rakımlı ormanlardan tepelik arazilere kadar uzandığı söylenmektedir. Uçamayan ve oldukça uysal olan bu kuş türü, eti için çok yoğun olarak avlanmış ve en son olarak da 1662'de Mauritius açıklarındaki bir küçük adada görüldüğü kaydedilmiştir. Sırada Matsoya ve Titanoboa var. Öncelikle Matsoya, bir mastsoid yılan cinsi olarak kabul edilmektedir. 90 milyon yıl öncesi ile 2 milyon yıl öncesi arasındaki dönemde yaşadığı bilinmektedir. İlk olarak 1930'larda Arjantin'de keşfedilmiş ve George Gaylord Simpson tarafından adlandırılmıştır. Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Madagaskar'da yaşamış olan bu cinsin bir atın 3 katı uzunluğa ulaşabilen türleri vardı. Elbette dünyamızda yaşadığını bildiğimiz en büyük yılanlar Matsoyalar değillerdi. Şu ana dek yeryüzünde var olmuş en büyük yılan türü Titanoboa'ydı. Bu yılan türü bildiğimiz dinozorların neslinin tükenmesinden 5 milyon yıl sonra ortaya çıktı. Dinozorların yok olmasıyla beraber değişen besin zinciri, av dengesi, birçok hayvanın işini kolaylaştırmıştı. Paleosen döneminde ortaya çıktığı bilinen titanoboalar, tarih öncesindeki kaplumbağalar ve timsahlarla beraber ekolojik nişleri yeniden kazanan ilk dev sürüngenlerden biriydi. 15 metre uzunluğa ve 1 ton ağırlığa sahip olan titanoboalar, yılandan ziyade avlarına bir timsah gibi yaklaşırlardı. Kısmen suya dalar, ardından kurbanı menziline girince harekete geçerdi. Ani bir atışla avını devasa çenesiyle yakalar, ardından da öldürürdü.
Dördüncü sırada entelodont geliyor. Cehennem domuzu olarak da bilinen entelodontlar, oligosen dönemi içerisinde Avrasya'da, Kuzey Amerika ormanlarında ve ovalarında yaşamışlardı. Oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olmalarının yanı sıra, dünya tarihi içerisinde saldırganlığa en meyilli hayvanlardan biri olarak kabul ediliyorlardı. Hatta bazıları onlar için yok edici domuzlar lakabını da kullanmaktadır. Entelodontların güçlü fizyolojilerinden bahsetmeden önce, isimlerinin tam olarak hangi anlama sahip olduğunu açıklayabiliriz. Öncelikle entelodont, mükemmel diş anlamına gelmektedir. Fizyolojileriyle doğrudan bir bağlantıya sahip olan bu anlam, onları tanımamıza yardımcı olacaktır. Entelodontların etkileyici büyüklükteki çene kemikleri, iki büyük çene ve güçlü ağız kasları ile desteklenmiştir. 90 derece açılabilen bu ağız, yapılan çalışmalara göre timsahlardan ve su aygırlarından daha kuvvetli olduklarını ispatlıyor. Görünümleri kabaca bir domuzu andıran bu hayvanların omuz yüksekliği 1 metreden daha uzun ve ağırlıkları da 270 kilogram civarındadır. Entelodontların fosillerinden hareketle hem bitki hem de et tükettiklerine dair bilgiler ortaya konmuştur. 5. sırada Dunkleosteus var. Bu hayvanlar yaklaşık 360 milyon yıl önce geç Devoniyen döneminde yaşamış, zırhlı balıklardan soyu tükenmiş bir canlıydı. Boyu 10 metreye kadar, ağırlığı ise 4 tona kadar ulaşabiliyordu. Yaşadığı dönem aralığında en yırtıcı hayvanlardan biri olan Dunkleosteus, en yırtıcı olan dinozor T-Rex'ten bile daha tehlikeli varsayılabilir. Bu zırhlı balık, diğer tüm balıklar içerisinde çenesi en güçlü türdür. Çeneleri takriben 500 kilogramlık bir kuvvetle kapanmaktadır. Bu gücü, bir köpek balığını tek ısırıkla ikiye bölebileceğini hatırlatarak örneklendirebiliriz. Dunkleosteuslar, kendilerinden 2 kat daha büyük ve 10 kat daha ağır olan megalodonlardan da daha güçlüydüler. Avlarını dillerini kullanarak yakalıyor ve çenelerindeki diş görevi gören çıkıntılı kemikle bertaraf ediyorlardı. Bir diğer hayvanımız Megatherium. Antik Yunan dilinde büyük canavar anlamına gelen Megatherium, geç Miyosen ile erken Holosen devirleri arasında Güney Amerika'da yaşamış bir memeli cinsidir. Megatherium, Pleistosen dönemi içerisindeki tembel hayvan cinsleri içinde en büyük boyutlara ulaşabilen cins olarak kabul edilmiştir. Uzunluğu 6 metre, ağırlığı ise yaklaşık 4 tona ulaşabilmekteydi. Koyu uzun kürke, uzun pençelere sahip olan bu canlı karakteristik bir görünümdeydi ve fiziksel olarak benzer şekilde boz ayılar gibi arka ayakları üzerinde durabiliyordu. Ağaçlarda yaşayan günümüz tembel hayvanlarının aksine Megatheriumlar dünyayı dolaşmıştı. Arjantin'de, Bolivya'da ve Uruguay gibi çeşitli yerlerde fosillerine rastlanmıştır. Sahip oldukları güçlü pençelere rağmen, dişlerinin kimyasal analizleri, Megatheriumların büyük ölçüde yaprak ve bitki tükettiğini gösteriyor. Öte yandan tarih sahnesinden çekilişleri ve nesillerinin yok olmasında, yine insan etkeninin bulunduğu gözlenmektedir. Megatherium geç Pleistosen devri Güney Amerika, megafaunasına dahil bir memeli cinsidir demiştik. Bulunduğu bölge olan Lujan Nehri'nin adı bu canlının yaşadığı zamana da verilmiştir. Arjantin'in düzlükleri ve Bolivya yaylalarında Lujanian zamanında yaşamış bu canlının yok oluşu da yine özellikle insanların Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya ulaşmasıyla bağlantılı görülüyor. Ayrıca Holosen başındaki iklim değişikliğinin de bu yok oluşta payı olduğu düşünülse de batıdaki adalarda Holosen devri içinde 4500 yıl önceye dek yaşadıkları düşünülürse bu canlıların doğrudan insan etkisiyle yok olmuş olabileceği ihtimali ağır basmaktadır.